İstanbul trafiğinde akla gelmeyecek ilginç görüntülere rastlayabilirsiniz. Şimdi izleyeceğiniz haberde olduğu gibi lastiği patlayan tüp kamyonetinin şoförü kendince önlem aldı ama tam da o deyimdeki gibi kaş yaparken göz çıkardı. Yine de oradan gelen araba görsünler diye arkaya koydum. Ona çarparlarsa? Orada o kadar yavaşladı gelirler de. Ya ben önlemini böyle kullandım ama reflektörüm de vardı. Lastik değiştirmek için aracından indi, reflektör yerine mutfak tüpü koydu. Önlem alayım derken faciaya davetiye çıkardı. Beyaz olduğundan görecek. En kötüsünü düşünelim. Görmedi, çarptı. En kötüsü ben buradayım hocam. Yani en azından çünkü pantolda şeyler var. Trafik işaretlerine ve kurallarına uymamak her yıl binlerce cana mal oluyor. İşte buna bir örnek. Evet, burası Beykoz Orman Yolu. Bakın burada bir tüp aracı var. Muhtemelen arızalanmış ama reflektör yerine burada bir tüp duruyor. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ ol abi. Hoş. Yaratıcı bir fikir olmuş ama. Ya ne yapayım hoşum, oradan yerlerde ıslak olduğu için ister istemez oradan gelen görsünler diye ne yapayım öyle şeye koyduk. Yanından vızır vızır araçlar geçti. Bir aracın tüpe çarpması an meselesiydi. Sürücü ihmali uzun süre kabul etmedi. Tüp koymuyorsunuz oraya? Evet abi. Niye? Çünkü neden? İle karşıdan gelen araba beni burada, gerçi burada amblem var ama yine de oradan gelen araba görsünler diye. İşte sorun orada zaten. Göremezse, ona çarparsa zaten sıkıntı. Abi beyaz olduğundan görecek. Ben önlemini böyle kullandım ama reflektörüm de vardı. Dedim bu beyaz olduğu için dedim daha iyi gözükürdü. Evet, reflektör amaçlı konulan tüp araçtan yaklaşık 10 metre ileride ama aracın içerisinde aslında bir sürü tüp var. Bakın normal mutfak tüpleri var, küçük piknik tüpleri var. Hatta bir tane de büyük bir sanayi tüpü var. Aslında ona çarpan bir araç büyük bir faciaya neden olabilir. Allah göstermesin abi, ne olur yani. Hayatımız perişan olur. Neyse ki o anlarda herhangi bir kaza yaşanmadı. Lastiğini tamir eden sürücü yoluna kaldığı yerden devam etti.